TV100.com yazarlarıyla günü gündemi aydınlatıyor. Programlarıyla da çok konuşuluyor, çok seyrediliyor. İşte onlardan biri Candaş Tolga Işık'ın sunduğu az önce konuştuğum programı. TV100'ün yeni stüdyosundan yeniden çok efsane başladı. Candaş Tolga Işık sordu. Efsane futbolcu ve teknik adam. Beşiktaş'tan ayrıldığından bu yana Sergen Yalçın hiç röportaj yapmamıştı. Hiçbir televizyon kanalına katılmamıştı. Bir sene kadar galiba. Ama ilk kez bizim kanalımızda sevgili Candaş'ın konuğu oldu. Yani bütün o sürece dair, bırakın süreci, evliliğine, özel hayatına dair meraklı Candaş'ın sorularını bakın nasıl yanıtladı. Karşınızdayız sevgili seyirciler. Yeni yayın döneminin ilk programında büyük bir konuğumuz var. Sessizliğini bozdu, TV100'e konuştu. Ben hiç konuşmuyorum, hiçbir şey söylemiyorum ben. Bugün Beşiktaş'a kim geldi? Şenol Hoca. Allah yardımcısı olsun. İnşallah çok başarılı olur. Çok iyi yerlere getirir Beşiktaş'ı. Ben böyle düşünen bir insanım. Candaş Tolga Işık'la az önce konuştuğum programı TV100'ün yeni stüdyosunda yeniden izleyicileriyle buluştu. Işık'ın bu haftaki konuğu Yeşil Sağlar'ın efsane futbolcusu Sergen Yalçın oldu. Diyor ki Sergen Yalçın, benimle de görüşüyordu yönetim. İşte bana yamuk yaptılar gibi bir şey söylüyorsunuz. Tam evet. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Ben de sizi aradım. Dedim ki hocam böyle bir şey söylediniz mi, nedir? Sonrasını buyurun siz anlatın. Yapılan haberlerin tamamı yalandır. Benimle hiçbir alakası yoktur. Hiçbir görüşme olmamıştır. Hiçbir anlaşma olmamıştır. Onu net söyleyebilirim. Asla. Orada zaten yeni bir hoca gelmiştir. Başarılı bir hoca gelmiştir. Bu tür asparagas haberleri lütfen hiç kimse itibar etmesin. Candaş Tolga Işık, Sergen Yalçın'a Beşiktaş'a kırgınlığı olup olmadığını sordu. 3 kupa birden alıyorsunuz. Bir sonraki sezon daha ilk yarıyı görmeden bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bir yandan şey demediniz mi? Ya hani ya bir sezonlukta kredim yok muydu benim demediniz mi kendi kendinize? Ya, ben taraftara şöyle bir umut verdim. Dedim ki siz bırak demediğiniz sürece evet, görevi bırakmayacağım dedim. Doğru mu? Ama bırakmak zorunda kaldım. Niye? Yıprandım çünkü. Peki Sergen Yalçın'a Beşiktaş'tan sonra teklif geldi mi? Yurt dışı planı var mı? Yurt dışına dair böyle bir planınız kafanızda ya, bir... Bazı şimdi ayrıldıktan sonra 4-5 tane teklif geldi bana. Yurt dışından da birkaç teklif ama La Liga'dan falan gelmedi. Daha çok bu Katar, Matar o taraflardan bir iki teklif geldi. Ben kabul etmedim. Yorumcu olmayı düşünmüyorum diyen eski milli futbolcu teknik direktörlükle ilgili iddialı konuştu. Çok yorumculuk yapmak istemiyorum. Benim de sizden başkasıyla yapasım yok evet. Vallahi o yüzden. Çok, aslında çok güzel olurdu ama... Ben teknik direktörlük yapmak istiyorum. Ben daha çok şampiyonluk kupa kazanırım sana söyleyeyim. Bunu bak burada söyleyeyim şimdiden daha. Bak bunu 10 sene sonra konuşuruz tekrar. Bak bugün söylüyorum. Sergen Yalçın'a göre en yetenekli futbolcu kim? Arda Güler'e ne diyorsunuz? Çok iyi oyuncu diyorum. Benim gördüğüm en iyi oyuncu. Nasıl? Benim gözümle gördüğüm en yetenekli oyuncu. Candaş Tolga Işık, size göre Hacı mi yoksa Alex mi daha büyük oyuncu diye sordu. Hacı mi Alex mi? Sergen Yalçın'a soruyorum. Yani politik cevap vermeyin ne olur. Sizce sizin oyuncu, teknik adam olarak baktığınızda hangisi sizce daha büyük oyuncudur? Zor cevap. Vallahi gerçekten söylüyorum, zor cevap. Eğer bir tanesinin daha büyük oyuncu olduğunu söyler, yani şey hissetsem söyleyeceğim. İnan söyleyeceğim ama... Sanki Hacı bir adım daha önde ya bence. Hacı bir adım önde gibi. Sergen Yalçın evlilik sorusuna bakın ne yanıt verdi. Seni evlenir misiniz sizce? Sen ne zannetmiyorum. Hocam benle evlenmiyorsun zaten. 3 senedir, senedir programa çıkıyoruz, hala bir şey yok. Bu 4. sene niye olsun? Önümüzdeki sene çıkmasanız ben. Eğer bundan sonra ben bir hayır işini bozmak istemem yani. Vallahi görünen bir hayır yok. Seneye inşallah. Evlenirsem karımla geleceğim programa. Aa, ne güzel olur. Çok mutlu evet. Oluruz valla. Onur duyarız ağırlamaktan. İnşallah yani. Bakalım. Kısmet belli olmaz. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte biz yine buradayız. Hoşçakalın. ABD Büyükelçisi'nin attığı tweetler tamamen Yunan yanlı, Yunanistan'ı destekleyen tweetler. Türkiye'de de ABD'nin bir büyükelçisi var. Büyükelçiler oldu. Onların bu konuda... Yani biraz Türkiye'yi desteklediği anlaşılan ya da ima eden bir açıklaması oldu mu bugüne kadar? Yani sonuçta Yunanistan'ın, özür dilerim, ABD'nin terazisi bozuldu, kantarı bozuldu. Ve kendilerine uyarılarda da bulunduk. Ve bunların Yunanistan'a da bir faydasının olmadığını, Yunanistan'ı çözümden daha da uzaklaştırdığını da söyledik. Diğer taraftan Kıbrıs'ta biliyorsunuz Rum kesimine yönelik yaptırımlar vardı, ambargo vardı. Silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdı. Bu ne demek? Rum kesimi ABD'den istediği silahları alabilir demek. Sonuçta ABD böyle bir karar aldı. Sorduk neden aldınız?
İşte son zamanlarda Rum kesimi kara para aklama konusunda bizimle işbirliği yaptı. Daha önce açıkça kara para akladığını söylemiyordunuz. Hani çok demokratik bir şeydi, şeffaf bir yönetimdi orada. Öyle söylüyordunuz. Sonra da itiraf ediyorlar. Peki bunun karşılığında, bunun karşılığı silah vermek mi? Başka türlü ödüllendir, para ver. Başka bir şey yap. Bu silahı kime karşı veriyorsun? Kıbrıs Türklerine karşı. Biz ne yaptık? Onlar bir karar aldı, biz de adım attık. İlave SİHA, ihale, ilave takviye ne gerekiyorsa yapıyoruz. Onlar karar alır, biz yaparız. Sayın Bakanım, 5 tane sorun Mısır Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile normalleşme sürecini durdurması açıklaması. Bunun da Libya çerçevesinde söylemesi, bu konudaki değerlendirmeyi merak ediyorum. Efendim, biz tüm ülkelerle olduğu gibi, yani bölgedeki ülkelerle olduğu gibi Mısır'la da bir normalleşme sürecine girdik. Geçmişteki darbeden dolayı ilişkilerimiz koptu. Öyle oldu, böyle oldu. Ama şimdi bir normalleşme süreci var. Bu ikili bir süreç. Diğer taraftan biz bu normalleşme süreci başlarken Mısır'la uluslararası platformlarda birbirimizin aleyhine olmama konusunda da anlaştık. Diğer ülkelerle ilişkilerimiz hızlı normalleşti. Mısır'la halen yavaş gidiyor. Ama bunun da sebebi biz değiliz. Açık söyleyeyim. Yani Mısır'ın iç işlerine karışmak da bizim yani şeyimiz değil, niyetimiz değil. Ama daha çok Mısır'dan kaynaklanan bir yavaşlama var. Yani Mısır'da ilişkileri normalleştirme konusunda samimiyse adım atar. Şimdi Libya ile bizim yaptığımız deniz yetki anlaşması ya da sonra en son imzaladığımız hidrokarbon anlaşması Mısır'ın aleyhine değil ki. Mısır bizimle anlaşma imzalarsa Yunanistan'la yaptığı anlaşmadan kat be kat fazla deniz yetki alanı elde edecek. 40 bin kilometre kareden bahsediyoruz. Yani Yunanistan'ın Meis Adası'na istediği kadar, alan kadar. Yunanistan'ınki hayal, hayal bile değil. Ama Mısır için bu bir gerçek. Diğer ülkelerle kötü olmasına da gerek yok. Her ülke kendi çıkarlarını savunmak zorunda. Şimdi hidrokarbon anlaşması bunların aleyhine değil. Zaten eleştirilere baktığımız zaman şu anda Libya'daki hükümetin meşru olmadığını, dolayısıyla böyle bir anlaşmayı imzalama yetkisinin olmadığını söylüyor. Ama BM şu andaki yönetimi meşru görüyor. Seversiniz sevmezsiniz, bizim de farklı düşüncelerimiz olabilir. Başbakanla yönetimle ilgili o ayrı bir konu. Ama meşruiyet başka bir konu. Ve bizim yine Libya ile yaptığımız daha önce güvenlik anlaşmasının bugüne uyarlanması da Mısır'ın aleyhine değil.